Herkese merhaba. Bu bölümde de for döngüsüyle birlikte kullanılan bazı özel kodlar var. Onlardan bahsedeceğim. Bu kodlar sadece for döngüsüyle değil, diğer döngülerle de kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi break, bir tanesi de continue. Ayrıca for döngüsüyle birlikte sıkça kullanılan range kodundan da söz edeceğim. Şimdi öncelikle bir önceki videoda hatırlarsınız, if'li bir kodla if yazdık ve for döngüsünü kırmıştık. Şimdi burada da benzer bir işlem yapacağız. Break komutundan bahsedeceğim. Yani İngilizce'deki break, sonlandırmak, kırmak gibi işte ara vermek gibi anlamlara geliyor. Şimdi for döngüsü yaptığınız zaman şöyle önce basit bir örnek yapalım. Sonra da bunu geliştirelim. Şöyle bir örneğimiz var. Mesela for sayı in range range kullanıyorum burada. Bir sayı aralığındaki sayıları tek tek inceliyoruz. Şöyle yapalım. Mesela 1000 ile 2000 arası sayıları incele. Burada 1000 dahil ama 2000 dahil değil. Üçüncü bir parametre koymadığım için birer birer bakacak. 1000, 1001, 1002. Bunlara tek tek bak. Önce sayının değeri 1000 yap ve aşağıdaki kodları uygula. Sayı eşittir 1001, 1002, 1003. Tek tek uygula ve aşağıdaki kodları uygula. Enter'a bastığımda bakın bir tab tuşu kadar öne aldı. Yani 4 boşluk kadar öne aldı. Bu ne demek? Burada yazdığın kodlar for döngüsüne ait. Ben şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada 1000 ile 2000 arasındaki sayılara bak. 122 sayısının bölünen ilk sayıyı bulduğun anda de ki bu sayı 122'ye bölünüyor. Sonra da işi sonlandır. Ben şöyle yapıyorum. If diyeceğim. Sayı yüzde işareti kullanacağım. %122. Bu şu anlama geliyor. Sayıyı 122'ye böldüğümde kalan kaçtı? İşte mesela 1000'i 122'ye böldüğümde kalan kaçtır? Karşısına da çift eşittir diyorum. Eşittir sıfırsa. Bu şu anlama geliyor. Eğer diyorum sayı işte 1000 oldu. 1000'i 122'ye böl, kalan sıfırsa o zaman şu kodları uygula. Print diyorum mesela. Bu arada şeyi de unutturmadan anlatayım. P'ye bastığım anda print çıkıyor. Tab tuşuna basıp otomatik tamamlatıyorum. Parantezi kendi açıyorum. Diyorum ki sayı virgül sayısı işte 122'ye bölünmektedir. Sayısı 122'ye bölünmektedir. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar şimdi herhangi bir break komutu kullanmadığım için nasıl çalışacak? Bakın. Bütün sayıları verecek. Bakın 1090 sayı 1220 zaten bu 122'nin 10 katı. İşte 1098, 122 vesaire bunların hepsi 122'ye bölünmektedir dedi. Fakat ben eğer şunu istiyorsam bir tane bulduğun anda artık diğerlerine bakma dediğim anda bakın break komutunu uygularım. Bu da ne demektir arkadaşlar? Eğer bunu sağladığı anda işte bunu yaz sonra da break yap. Break ne demek? Döngüyü bitir. Yani mesela 1098'i gördüğün anda artık şu döngüyü bitir. Gerisine bakma, işlemi sonlandır. Sonra başka kodlar varsa mesela ben buraya işte print işte selam yazdığımda bakın bu kod sadece bu döngüyü kırar. Bunu devam ettirir. Yani bu döngüyü kırdıktan sonra işte mesela 1098'i gördü. Bunu uyguladı. Sonra da break komutunu gördü. Eğer sağlamasaydı zaten bu kod hiç uygulanmayacaktı. Niye? Çünkü bu kod if'in içine yazıldı. Mesela 1097 için geldi. Sağlıyor mu? Sağlamıyor. O zaman bu kodları atlar. For döngüsüne devam eder. Bir sonraki sayıya bakar. Bir sonraki vesaire. Bu oluştuğu anda, bu true'ya dönüştüğü anda, bu sorunun cevabı true'ya dönüştüğü anda şunları uygular. Bu da break komutunu gördüğü anda artık for döngüsünü tamamen kapatır. Sonraki kodlara geçer. Yani for'dan çıkar artık sonraki kodlar. Bakın bunu da çalıştırır. Neden? Çünkü bu break bununla alakalı değil. Bunu en sola yazdım. Yani for'la aynı hizaya yazdığım için bu for'un altında bir döngü değil. Bakalım çalıştı. Bir kere gördü, break yaptı. Yani bunu kırdı. Önceki videoda hatırlarsanız bir de quit vardı. Quit. Quit de tamamen çıkar arkadaşlar. Yani tamamen bitirir. Yani bütün her şeyi bitirir. Bu da dahil, şu da dahil. Yani tamamen bu dosyadaki çalışmayı bitirir. Bakın, quit yazmış olsaydım tamamen çıktığı için selam kelimesi çıkmayacaktı. Çalıştıralım. Bakın. Çıktığı anda her şeyi bitiriyor. Yani for'da mıyım, işte başka kodlar var mı aşağıda, yukarıda hiçbirine bakmaz. Direkt işlemi sonlandırır. Quit tamamen çıkar.
O yüzden ben break'i kullanıyorum arkadaşlar. Break'in arkasında parantez yok. Quit'in arkasında var. Görüyorsunuz. Evet. Buna da dikkat edin. Zaten özellikle PyCharm kullanma sebebim şu. Arkasında parantez var mı yok mu? Kendisi otomatik tamamladığı için bakın break'in arkasında insan şunu düşünebiliyor. İlk kez görüyorsanız break kodunu başka yazılım programlarında görmediyseniz şey zannedebilirsiniz. Yani arkasında parantez var mı yok mu? Nasıldı? Vesaire. Bu tür karmaşalara düşebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bir kere çalıştırmak istiyorsam ve bulduğum anda sonlandırmak istiyorsam for döngüsünü break'i kullanabiliyorum. While döngüsünde de bunu uygulayacağız arkadaşlar. Sonra bununla ilgili birçok örnekte yapacağız. Belli başlı işlemleri gördüğün anda bunu bitir. Tabii siz diyebilirsiniz ki işte şunu da yapabilirsiniz. If'in yerine bir de else koyarım. Buna hiç gerek kalmaz. Tabii öyle uygulamalar da var. If'in arkasında işte bunu sağlıyorsa bunu yap, sağlamıyorsa else dersiniz. Fakat else'i kullanmanız her zaman doğru olmayabilir. Mesela siz bu işlemi işte bunu görüyorsa bunu yap, sonra else yaparsın. İşte ama nasıl yapacaksın işte? Eğer bunu görmüyorsa şunu yap. Bu else de yapılabilir mi? Düşünüyorum. Hani çok da mantıklı bir şey gelmiyor aklıma. Direkt break kullanmak daha mantıklı. Evet. Şimdi bir de continue deyiminden bahsedeceğiz. Continue kodundan bahsedeceğiz. Şimdi burada da şöyle yapacağız arkadaşlar. İşte continue da şunu yapar. Ben bir tane şuraya continue yazdığım anda bir sonraki kodu devam ettir. Şimdi break ne yapar? For döngüsünden çık demek. Continue ise şunu yap. Continue'yu gördüğü anda aşağısında başka bir kod varsa onu okumaz. Öteki sayıya geçer. Mesela 1001, 1002, 1003 diye gittiniz. Mesela 1003'te continue oluştu. Gerideki kodları uygulamaz. Bu sefer direkt 1004'e geçer. Şununla ilgili de bir uygulama yapalım. Şöyle bir uygulama yapalım. Mesela bu sefer de 1500 ile 2000 arasındaki sayılara bakıyorum. 122'ye bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Bu örneğimizi yapacağız. Eğer 122'ye bölünmüyorsa bunu geç diyeceğim. Bölünüyorsa da bu işlemi yap, kapatacağım. Yani şöyle yapacağım. For diyeceğim sayı in range 1500 ile 2000 arasındaki sayılara bak. Birer birer uygulayacak. 1500 dahil, 2000 dahil değil. If diyeceğim işte sayı yüzde 122 mi demiştik? Yüzde 122 sıfıra eşit değilse bakın ünlem ve eşittir sıfırı kullanıyorum. Sıfıra eşit değilse iki nokta üst üste. O zaman ben diyorum ki devam et. Continue. Tamam. Bunu yaptıktan sonra da şunu yapacağım. Kodu bir adım geriye alacağım. Eğer bunu sağlıyorsa sağlamıyorsa yani 122'ye bölünmüyorsa alttaki kodları uygulama. Şu öteki sayıya geç. Tamam. Sonra da alta print sayı virgül sayısı 122'ye bölünmektedir. Şunu yapıyorum. Eğer diyorum bu sayı işte sayı 1500, 1501, 1500 ki tek tek bak 122'ye bölünüyor mu bölünmüyor mu? 122'ye eğer bölünmüyorsa yani kalan sıfırın dışında bir rakamsa continue diyorum. Continue ne yapar arkadaşlar? Bu kodu gördüğü anda mesela 1500. 122'ye bölünmüyor mu? Bölünmüyor. Geliyor. 122'ye bölünmedi. Doğal olarak bu true sonucunu verdi. Niye? 122'ye bölünmüyorum sorusunun cevabı true. True'yu gördüğü anda continue. Ne demek continue? Alttaki for döngüsüyle içerisine yazdığım diğer kodlar. Mesela bu for döngüsünün içerisinde niye tab tuşuyla bir ileri alınmış for'un bir altında. Bu for döngüsünün içerisinde bir kod olduğu için bundan gerisini okuma hiçbir şekilde. For döngüsünün içerisinde kalan kısmı okuma. Direkt bir sonrakine geç. Doğal olarak mesela 1500. True mu? True. Evet. 1522'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman continue. Ne yapacak? 1501'e geçecek. 1501 bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman devam et. Yani bunun sonucu true vereceği için, bölünmediği için bunu verecek. Eğer bunun sonucu false verseydi, bunu hiç okumayacağı için, şu kodu hiç okumayacağı için bunu okumuş olacak. Böyle bir mantık var. Çalıştıralım. Bakın. Az önceki yaptığımız işlemi bu sefer tersinden yapmış olduk. Böyle bir bakış açısıyla. Ne dedik? Mesela 1586 sayısı bölündüğü için bunun cevabı false olacak. Yani 122'ye bölündüğü zaman kalan sıfırdan farklı bir şey mi? Eğer kalan sıfırdan farklı bir şeyse tam bölünmediği için bunu uygulayacak. Bir sonrakine geçecek. Gerisini okumayacak.
İlerleyen aşamalarda da 122'ye bölünüyorsa mesela 1586 122'ye bölündüğü için bunun cevabı false oldu. Doğal olarak bunu okumadı. O zaman şunu okuyor. Çünkü burada kırmadı. Yani gördüğünüz gibi break de continue da döngüleri kırıyor. Ama nasıl kırıyor? Break dediğinizde döngüyü tamamen kapatıyor. Yani ben buraya break dediğim anda tamamen kırıyor. Yani for döngüsünü tamamen bitiriyor. Arkasındaki hiçbir şeyi okumuyor. Ama continue dediğim zaman bu sadece kendinden sonra gelen for döngüsü içerisinde kendinden sonra gelen kodları kırıyor. Yaptığı tek şey tekrar en başa almak. Bir sonraki sayıya geçmek arkadaşlar. Peki sonra da buraya da eğer bir daha break yazarsam bu şu anlama geliyor. Size nasıl çalışır arkadaşlar düşünelim. Burada videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz ama ben devam edeyim. Videoyu durdurmadığınızı varsayıyorum. Şöyle bir anlama gelir. Ben burada uyguladım continue'yu çalıştırdım. Her seferinde şuraya gider. Continue çalışmazsa yani bu 122'ye bölünüyor. Doğal olarak burası false verdi. Doğal olarak bu kodu okumadı. Okumadığı için devam edecek. Bir sonraki kodu okuyacak. 122'ye bölünmektedir dedi ve sonra tamamen bunu kıracak. Yani ilk gördüğü anda kıracak. 1586'yı gördü. Doğal olarak bunu yazacak. Sonra da break'i gördüğü için for döngüsünü tamamen kıracak. Ama for döngüsünün dışına bir şey yazarsam mesela print bitti yazarsam bunu okur. Break sadece for'u kırar. Continue da sadece for döngüsünü kırar. Ama ben bunu dışarı yazdığım için bittiği yazar. Herhangi bir şekilde karışmaz. Bakın bir kere gördü. Break'i de gördüğü için gerisini okumadı ve bitti. Evet. Break ile continue arasındaki farkı anladınız. Tabii ki ben bu hiçbir zaman hiçbir kodu tek başına bırakmam. İleride de mutlaka tekrar tekrar bunu anlatacağım. Tekrar tekrar kullanacağız. Yeri geldiğinde bu kodları bol bol kullanacağız. Şimdiki aşamada şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Range kodundan bahsedeceğimizden söz etmiştim arkadaşlar. Buradaki break ve continue'yu while döngüsünü anlatırken de bahsedeceğim. Orada da kullanılıyor. Yani bütün döngülerde break ve continue illaki kullanılıyor. İlerleyen aşamalarda da yine bahsedeceğim arkadaşlar. Her şey bir kenara. Mesela şunu yapmış olsaydım. Şöyle bir şey yaptım. İşte print sayıyı direkt yaz. Sonra da break dersem arkadaşlar ne yapar? Bu bir kere çalışır ve biter. Sayı çünkü 1500 için çalıştı. Sayıyı yazdı. 1500'ü yazdı. Sonra da kırdı. 1600, 1501, 1502'ye bakmadı. Burada for döngüsünü kırdı bitti. Ama ben for döngüsünü şöyle sessize alırsam yani önüne diyez koyup aktiften pasife geçirirsem bu sefer de 1500 ile 2000 arası 2000 hariç bütün sayıları yazacaktır. Break göründüğü anda yani o satıra gelirse herhangi bir şekilde kırıyor. Peki bunun yerine continue yazsaydım hiçbir problem yapmaz. Bu kodu okur sonra da devam et. Zaten yazmakla yazmamak arasında hiçbir fark yok burada. Ama şunu yapmış olsaydım arkadaşlar. Mesela şimdi herhangi bir sorun yapmayacak. Hepsini yazacak sonra da continue. Continue ne yapıyordu? Tekrar şunun başına git. Ama ben continue'yu bir önüne yazarsam o zaman şunu yapacaktır arkadaşlar. Bakın uyarı verdi. Yani bu kod şöyle inspection unreachable kod dedi. Yani unreachable ulaşılamaz kod. Ne demek? Çünkü önüne continue koydum. Her türlü bu çalışmayacak anlamına geliyor. Zaten çalıştığınızda da mesela 1500 için çalıştı. Devam etti. Gerisini okuma. For döngüsündeki gerisini okuma. Öbür sayıya geçti. Devam etti. Tekrar buraya geldi vesaire. Göreceksiniz ki hiçbir şekilde buna sıra gelmiyor. Her seferinde bu bir üste gönderiyor vesaire. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakın bittiği okudu. Her seferinde bu kod buraya hiçbir şekilde ulaşamadığı için her seferinde bir üst satır aldı. Tekrar tekrar çalıştırdı. Bu da for döngüsünün dışında olduğu için bu döngüye de ait olmadığı için continue buna hiçbir şey yapmaz. Bu çalışır. Evet. Şimdiki aşamada arkadaşlar range kodundan bahsedeceğim. Range. Sıklıkla gördük arkadaşlar range'i. En çok for döngüsünde kullanılır. İşte mesela diyoruz ki for sayı in range 10 diyorum. Birkaç basit uygulama yapalım sonra da geliştirelim. İşte print sayı. Şimdi bunu direkt böyle yazarsak arkadaşlar tek başına tek parametre yazarsak range'te ne anlama gelir bu? 0 ile 10 arası.
Ben buraya hangi sayı yazarsam yazayım, mesela 1000 de yazsam sıfırla 1000 arası, ama 1000 hariç. Mesela burada da 10 hariç. Çalıştıralım. Bakın tek parametre olduğunda sıfır dahil ama 10 dahil değil. Yani buraya girdiğimiz rakam dahil değil ve basamak sayısı da 1 oluyor arkadaşlar. Peki bunu biraz daha geliştirelim. Mesela şöyle iki parametreli yapalım. Mesela buraya 15'ten başlayıp 25. İki parametreli olursa bu sefer buradan başla buraya kadar. Ama bu hariç. Yani 15 ile 25 arası, 25 hariç bütün sayıları yaz. Ama birer birer atlayarak yaz. Ne oldu? 15, 16, 17 vesaire yazdım. Peki şöyle yapalım. Bir parametre daha koyalım. Mesela diyelim ki 15 ile 255 arası virgül basamak sayısı da 4. Bir parametre daha koyarsam ne oluyormuş? Bu da basamak sayısı. Kaçar kaçar atlıyor. Bu sefer 15'ten başlayacak. 19, 23 vesaire 255'e kadar gelecek. 255 hariç. Bakalım. 251'e geldi. 255'e de atlayacaktı. Çünkü 4'er 4'er atlıyordu ama 255 hariç olduğu için 255'i yazmadı. Ne yaptı? Görüyorsunuz. 15, 19, 23 vesaire bu şekilde yazdı. Demek ki her bir parametrenin anlamını oluşturdu. Peki ben buraya negatif sayı yazarsam, mesela 4 yerine eksi 4 yazarsam doğal olarak şu anda bir sonuç üretmeyecek. Niye? Çünkü ben buraya negatif sayı yazarsam bu sefer büyük sayıyı öne, küçük sayıyı arkaya yazmam lazım. Küçük sayıyı öne, büyük sayıyı arkaya yazarsam doğru bir sonuç üretmez arkadaşlar. Bakın sonuç üretemedim. Niye? Çünkü negatif yazdıysam 255'ten 15'e kadar eksi 4 adım atarak gel. O zaman ne yapmam lazım? Eğer ben buraya negatif sayı yazarsam o zaman şunu yapmam gerekiyor. Diyelim ki eksi 1 yazdık. Ne yapacağız o zaman? 255'i öne, virgül 15'i de arkaya. Bu ne demek? 255'ten başla. Birer birer azaltarak 15'e kadar gel ama 15 hariçine. Çalıştıralım. 255'ten başladı. Birer birer indi. Hatta buraya eksi 5 yaparsak ne yapacaktır arkadaşlar? Beşer beşer in demek. Sonra da 15'e geldiğinde 15 hariç doğal olarak 20'de durdu. 15'i kabul etmedi. Peki buraya kadar anladık. Şöyle ilerleyelim mesela. Bunları da yani range komutuyla yapılabilecek birçok şey var. Böyle bir uygulama yapalım mesela range ile. Direkt yani hiç döngüye koymak zorunda değiliz. Direkt siliyorum. Mesela print diyorum. Direkt şöyle bir şey yazarsam. Önce bir direkt yazalım arkadaşlar. Ne anlama geldiğini. Direkt içine 100 yazıyorum. Böyle bir şekilde yazarsak ne sonuç verdiğini daha önce de uygulamıştık arkadaşlar. Hatırlarsanız 0 ile 100 arası sayılar demek. Ben öne yıldız işareti koyarsam ne yapar arkadaşlar? Hesaplarımı evet yaptı. Gördüğünüz gibi. Önüne yıldız koyduğum zaman tek tek yazıyor. Hatta separator da koyalım. Separator eşittir. New line, yeni satır diyelim. Bakalım 0 ile 100 arası bütün sayıları yazdı. Yani bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Peki bir şey daha yapalım. Liste diye bir değişken tanımlayalım. Liste eşittir diyorum. Bir tane list tanımlıyorum parantez içerisinde. Bir tane liste oluşturalım. Hani mesela işte 1, 2, 3 diye yazıyorduk ya normalde. Ben buraya range yazarsam, range mesela 100 yazarsam bu ne demek olur arkadaşlar? 0 ile 100 arası sayılar 100 hariç listeye çevir. Tamam sonra da print liste diyelim. Bakalım nasıl bir tepki verecek görelim. Bakın 0 ile 100 arası sayıları listeye çevir. Yani bu burada da çalışır arkadaşlar. Peki listeye çevirmesin de kümeye çevirsin. Yani set diyorum. Range. Bakalım burada nasıl bir tepki verecek. 0 ile 100 arası. Önüne 0 yazmıyorum zaten. Bakalım. Bakın 0 ile 100 arası sayıların bulunduğu bir küme oldu. Peki range'i set'e çevirdik. Bir de tuple yapalım. Bakalım burada ne yapacak? Tuple demet yani. Hatırlarsınız. Bakın 0 ile 100 arası sayıları demete çevirdik. Demek ki arkadaşlar bunu da uygulayabiliyorsunuz. Yani set, tuple. Sözlüğe çevirmiyorum çünkü sözlükte bir anahtar bir de değer olması lazım. Ona dikkat edin. Onu da ilerleyen aşamalar liste üreteçleri ve çeşitli üreteçler kullanarak bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki. Demek ki bu şekilde de çalışıyor arkadaşlar.
Diğer şekilde de yapabilirsiniz ama şöyle mesela kafanızda şöyle bir şey geçebilir. Dersiniz ki mesela 1 ile 100 arası sayıları şöyle yapalım. Liste eşittir. Range 1 ile 100 arası sayıları 4'er basamak atlayarak listeye çevir. Önüne de liste yazıyorum. Bunu yapmak isterseniz sonra da print liste diyelim. Ne yapacaktır? Bakın 1 ile 100 arası sayılar. Ben bunu 101 yaparsam 100 de dahil olur. Bakalım. Gerçi 100'ü dahil etmedi. Tamam, sorun değil. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın demete çevirebilirsiniz. Tuple yaparsınız. Set yaparsınız. Kümeye çevirebilirsiniz vesaire. Şimdi tekrar şöyle bir şey yapalım. Döngüleri uygularken işte range'den bahsettik vesaire. Şöyle bir uygulama yapalım. Mesela kelimeler için çalışalım. Bir tane kelime yazacağız işte. Mesela kelimemiz ne olsun? Şöyle yapalım. İsmi kelime olsun. Eşittir. Çift tırnak içerisinde merhaba yazalım. Şimdi bunu da bir for döngüsüyle yapalım. For harf in kelime diyorum. Bu şekilde iki nokta üst üste bakın. For döngüsü yaptığınız zaman herhangi bir string içerisinde for döngüsü yaptığınızda ne yapıyordu normalde? Onun harflerini ayırıp tek tek yazıyordu. O yüzden ben buraya harf kelimesini kullandım. Yine kod yazarken telkinde bulunmayı severim. Burada harf yani x yazsaydım x neydi ya? Ama harf dediğim zaman ha demek ki buradaki metni harfleriyle tek tek veriyor şeklinde algılarsınız. Mesela print harf dediğim zaman bakalım ne diye, ne yapacak? Bütün harfleri tek tek yazdığını göreceksiniz. Yani aslında karakterleri yazıyor da buraya karakter kelimesini de çokça kullanabilirsiniz fark etmez ama harf kelimesini daha çok kullanın. Ben şunu yapacağım. Bir indeks numarası vereceğim. İşte indeks numarası sıfır olan yani harf işte şu harftir gibi bir şey. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle indeks numarası içinde bir tane sayı belirleyelim. İşte sayı eşittir sıfır. Baştan tanımlıyorum çünkü ne yapacağım? Sayı her arttığında şurada sayı artı eşittir 1 yazacağım. Fakat ben kafama göre direkt sayıyı tanımlamadan sayı artı eşittir 1 dersen bakın hata veriyor. O yüzden ben bu kodu şunun arkasına yazarsam bu hata vermeyecek. Çünkü burada diyor ki sen sayıyı daha önce tanımlamadın ki veya herhangi bir yerde kullanmadın. Ben neyi neye ekleyeceğim? Sayı kaçtı ki buna ekleme yapacağım? Bunu kesip bir alt satıra yazarsam bakın burada hata vermiyor. Altında kırmızı çizgi yok. Dediğim gibi şuraya yazarsam daha önce tanımlamadığım için, yukarıda tanımlamadığım için burada hata verir. Şimdi artık ben bunu yaptığım için şöyle yapacağım. Öncelikle print harfi yazmak yerine ben şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki print diyeceğim çift tırnak içerisinde. Diyeceğim ki index numarası. Süslü parantez kullanıyorum çünkü format koduyla bunu yapacağım. İndeks numarası işte 1, 0, 1, 2 vesaire olan harf diyeceğim. İşte şöyle harf iki nokta üst üste bir tane daha süslü parantez yapacağım. Doğal olarak bu süslü parantezlere atama yapmak için format kodunu kullanıyordum. Hemen bu metnin dışına format yazıyorum. Şöyle yapacağım. Buraya sayının kendisini yazsın. Yani sayı önce sıfırdı. Bu aslında indeks numarasını ifade edecek. Sayıyı yazsın. Virgül. Buraya da harfin kendisini yazsın. Yani harf şu kodu da alıp buraya yazacağım. Peki direkt böyle çalıştırsam arkadaşlar şimdi indeks numarası sayıdan oluştuğu için hep sıfır verecektir. Buraya sıfır yazacaktır. Çalıştıralım bakın indeks numarası sıfır olan harf M. İndeks numarası sıfır olan harf E. Şimdi doğal olarak benim burada indeks numarasını da bir arttırmam lazım. Ben zaten sıfırdan başlattım. Sıfırdan başlattım ki ilk çalıştırdığımda sıfır olacaktır. Fakat ben şunu sonra da diyeceğim ki sayı artı eşittir bir yapacağım. O zaman doğal olarak ne yapacak? Sayı sıfırken M harfine bakacak. İlk harfi M idi. M harfinin indeks numarası sıfırdır diyecek. Sonra sayıyı bir artıracak. Artık sayı bu noktadan sonra bir oldu. Tekrar çalıştıracak. Bu sefer E harfi için sayı bir olmuştu ya. Bunu çalıştıracak. Bakalım. İndeks numarası sıfır olan harf M. İndeks numarası bir olan. Bakın gördüğünüz gibi çalıştı. İndeks numarası 6 olan sayı da budur dedi. Yani bunu da döngünün içerisine koydum ki her seferinde sayıyı bir arttırsın diye. Ve bu her tur attığında da sayı birer artacak. Sayı bir olacak, iki olacak, üç olacak vesaire. Bu şekilde çalışmış olacak arkadaşlar. Evet. Daha önce bir kod daha vardı. Mesela ben
Şöyle bir şey yapayım. Buraya kadar sileyim. Mesela print dedim. Şunu yapacağım. Bu kelimeyi listeye çevirirsen ne olur? Direkt çift tırnak içerisinde yazarsan mesela şöyle de yapabilirdik. Çift tırnak içerisinde merhaba yazmak veya değişkenin kendisini yazdığımda. Bunun listeye çevrilmiş halini bana göster diyorum. Bakın her bir harfi listenin elemanı olarak atıl. Daha doğrusu mesela arkasında boşluk selam da yazarsam boşluğu da dikkate alır. Bakın boşluğu da ayrı bir karakter olarak dikkate alır. Yani demek ki bir string'i ben listeye çevirsem bütün harfleri eleman olarak atadığı bir liste üretir. Aynı şekilde bakın bunun listeye çevrilmiş halini döngüde kullanabiliyoruz. Yani liste elemanlarını bu sefer algılayacak. Daha önce yapmıştım. Şöyle yapacağım mesela. Ben diyeceğim ki liste eşittir list kelime. Tamam. Sonra da for diyelim eleman in liste iki nokta üstte. Ben liste kullandığımda elemanlarını göstermek için daha çok eleman kelimesini kullanıyorum. Tamam. Listedeki her bir eleman için mesela diyeceksiniz ki print işte diyeceğim ki burada tabii sayıyı koymadık bir de sayı eşittir sıfır da diyelim ki burada kullanabilirim. İndeks numarasını veriyordu ya sayı indeks numarası numaralı harf işte şudur diyeceğiz gibi. Bu şekilde de yazabilirsiniz veya şöyle dersiniz mesela sayıyı dışarıda bırakan format ile kullanalım bunu. Diyelim ki indeks numarası süslü parantez açıp kapatıyorum olan harf iki nokta üst üste boşluk süslü parantez arkasına da format yazıyorum. Sayı virgül eleman değil mi? Doğal olarak buraya eleman yazmam lazım. Sonra da tabii ki sayı hep sıfırda kalacağı için sayıyı da bir arttırmam lazım. Döngünün içerisinde artı eşittir bir. Peki yapalım. Çalıştığında nasıl bir sonuç üretecek? İndeks numarası sıfır olan harf budur. İndeks numarası şu olan. Bakın hem listeye çevirerek de yapabiliyorsunuz hem direkt döngüde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Basit bir iki uygulama yapmak için bunu göstermiş oldum. Şimdi enumerate İngilizce'de enumerate. Doğru okuyor muyum bilmiyorum ama bu kelime İngilizce'de numaralandırmak anlamına gelir. Numaralandırmak. Yani numara vermek. Buna bir numara ver. Numerate. Enumerate. Yani number'dan da hatırlarsınız. Enumerate. Enumerate ya da bu numaralandırmak demek. Günlük hayatta çok kullanmayacaksınız ama şöyle bir işe yarar. Enumerate. Her bir mesela bir tane cümle için veya bir liste için şunu yapar. Her bir elemanı numara verir. Şöyle çalışır. Tabii burada dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü ürettiği şeyin veri türü de önemli. Mesela bir tane cümle yazalım arkadaşlar. Şöyle uzun olsun da cümle eşittir diyelim. İşte diyeceğiz ki bugün dünyada güzel şeyler olacak yazacağız mesela. Bugün dünyada güzel şeyler olacak yazacağım. Şimdi ben burada enumerate'i kullanırsam şöyle yapalım hatta numaralı diye bir şey yapalım. Enumerate diyorum cümleyi numaralandır. Burada ne yapacaktır enumerate kodu? Şunu yapacaktır arkadaşlar. Her bir harfe bir indeks numarası atayacak. Tamam. Bunu yaptıktan sonra da işte bana diyecek ki bunun indeks numarası şu. Şöyle bir print yaptırmaya çalışalım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Bakın bir tane nesne ismi. Bunun sonucunu üretmedi bana. Peki şunu yapacağız arkadaşlar. İsterseniz bunu numaralı değişkenini for döngüsüyle gösterebilirsiniz. Ya tamam sen bunu yapıyorsun da direkt böyle yazdıramıyor. Bakın sadece bunun ne olduğunu verdi. Bir tane nesne var burada. İçeriği ne bilmiyorum. Demek ki print kodu bunun sonucunu üretemiyor. Yani yazdırmıyor. Ama şöyle yaparsam for derim mesela eleman in enumerate derim mesela. Eleman in numaralı derim işte print eleman. Şimdi burada ne olduğunu göreceksiniz. Elemanlarının ne olduğunu. Yani tek tek bu ürettiğin şeyin elemanları neymiş bir görelim. Bakın ne yapacaktır? 0 B 1 U 2 G. Fakat şuna dikkat edin. Buradaki her bir eleman, bu bir eleman. Şuradaki kod buna gitti. Önce buna gitti. Sonra
bu oldu vesaire. Görüyorsunuz bunların her biri birer tuple. Mesela şunu da soralım. Print, type, eleman. Elemanın veri türünü de ver bana dediğim zaman bakın tuple olduğunu verecektir. Yani hem yaz hem de sonra da bunun türünü ver bana dediğimde tuple yani deme. Niye? Bakın şunun içerisine koymuş. İki daha doğrusu parantez içine koymuş. Bunun veri türü doğal olarak demet oluyor. Tuple. Yani enumerate bu işe yarıyor. Yine ilerleyen aşamalarda bunları kullanacağız. Şunu da yapabilirsiniz mesela. Ben direkt şunu yapamıyordum ya. Print numaralı. Böyle bir şey direkt yazdırmaya kalkıştığınızda şu sonucu veriyordu. Bir de şunu yapalım. Mesela print bunu listeye çevirerek ver bana dediğim zaman ne yapacak? Bakın listeye çevirdi ve her bir elemanı bana verdi. Şimdi bu yüzden ilerleyen aşamalarda da çok sıklıkla göreceksiniz. Değişik değişik veri türleri oluyor işte. Böyle garip bir kod yazıyor. Ama ben bunun içeriğini göremiyorum ki direkt print yaptırdığımda görmüyor. Ama ne yapacaksınız? Görmek istediğiniz zaman bunu listeye çevir de öyle göster bana dediğiniz zaman ha buymuş demek. Bunu gösterdi. Veya listeye değil de tuple'a çevir dersem listeye çevirdiğimde bu bir liste ve her bir elemanı birer liste elemanı oluyor. Alt liste elemanları da tuple'dan oluşuyor. Peki direkt tuple'a çevir dersem en dışına parantez koyması lazım mantıken. Bakın en dışına parantez koydu ve bunu yaptı. Peki kümeye çevir dersem set en dışına süslü parantez koyması lazım mantıken. Bakın ve tabii set yaptığım için daha önce de anlatmıştım. Elemanlarını rastgele dizer. Ve aynı eleman birden fazla geçiyorsa ki geçmiyor. Geçseydi silecekti. Bakın rastgele listeledi. Peki. Buraya kadar tamam. Demek ki enumerate elemanlara herhangi bir numara vermek istiyorsanız kullanmanız gereken bir özellik arkadaşlar. Peki bir örnek daha yapalım. Mesela benim elimde şöyle bir liste var. Ben bu liste için enumerate kodunu kullanmak istersem şöyle yapacağım mesela. Diyeceğim ki yeni liste eşittir diyeceğim. Mesela enumerate liste yani şöyle list diyeceğim. Parantez açacağım. Enumerate parantez açıyorum liste. Önce bu listeyi bir numaralandır. Sonra direkt yazdıramadığım için enumerate koduyla yazdığım şeyin yazdıramadığım için listeye çevirerek bana görüntüle. Yani print yeni liste. Bakalım nasıl bir sonuç üretecek arkadaşlar. Bakın liste elemanları da olsa ben buraya metin de yazsam enumerate bir şekilde çalışıyor. Eğer daha önce de sıklıkla söyledim. Mesela for döngüsünü bir metin için yaparsanız her bir harfine bakar. Veya herhangi bir metni listeye çevirirseniz her bir harfin listenin elemanı yapar. Bu mantık her yerde geçerli. Bakın enumerate'i ben herhangi bir metin için kullandığımda harflerine numaralandırma veriyordu. Liste için kullanıcı da bu sefer ne yapıyor? Elemanlarına birer numara veriyor. Ve sonuçta bana bir şey üretiyor. Ürettiği şeyin de alt elemanları birer tuple yani demet. Böylece bir numara vermiş oldu arkadaşlar. Bunu da istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Dersiniz işte print, dersiniz for gibi yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki, şöyle yapalım. Böyle enumerate'e parametre de ekleyebiliyoruz. Parametremiz şu. Mesela şöyle bir virgül koyup start dersem, start eşittir 20 dersem bu sefer ne yapacaktır arkadaşlar? Sıfırdan başlatmayacak, 20'den başlatacak ilk rakamı. Doğal olarak 20, 21 vesaire. Çalıştıralım. Bakın 20, 21 vesaire. Nereden başlatmak istiyorsanız enumerate'den sonra start kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sonra da yazdırdığınızda gerekli işlemi yapar. Peki bir de zip adında bir kod var. Onu da uygulayalım. Böyle zip komutu şöyle yazalım. Zip diye yazılır arkadaşlar. Enumerate'e çok benzer. Fakat farklı olarak zip komutu siz burada enumerate nasıl ki sayıları siz kendiniz atıyorsunuz 1, 2, 3 diye. Şöyle yapıyordu mesela enumerate'in elemanları. İşte 0 virgül işte Ahmet yazıyordu değil mi? Veya tek tırnakla yazıyordu. Bunu üretiyordu zip komutu arkadaşlar.
Daha doğrusu enumerate kodu bunu yapıyordu. Enumerate'de bakın numaralar belirlenmiş 0, 1, 2, 3, 4 diye. Fakat ben bu işlemi zip adındaki komutla şunu yapabilir. Mesela iki liste. Mesela A yazarım, virgül Ahmet yazarım. Bu şekilde yapmak isterseniz, yani eşleştirme yapmak istiyorsanız da enumerate'in alternatifi zip komutudur. Bunun için de şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. Bu kodu işte mesela işte Ahmet'le Mehmet'i eşleştir mesela. Bu şekilde bir eşleştirme yapmak için zip komutunu kullanmanız lazım ama zip komutunun buradaki kısmını başka bir yerden almanız lazım. Yani siz mesela biz bunu bir listeden alıyoruz Ahmet Mehmet gibi. Ben buradaki ikinci elemanı tamam listeden aldım. İlk elemanı da enumerate komutu bana verdi. Yani şuradaki sıfıra. Ben buna çevirmek istiyorsam o zaman bunu da ayrı bir listeden, bunu da ayrı bir listeden almam lazım. İşte şimdi şöyle yapalım. Liste 1 ve liste 2 tanımlayalım. Liste 1 şu arkadaşlar. Ben hazır bir liste oluşturayım. Hatta liste 1 ve liste 2 kopyala yapıştır yapayım. Bunları zaten Word dokümanı olarak ekle görebilirsiniz. Liste 1 bu, liste 2 de bu. Şimdi ben bunu zip komutuyla birleştirmek istersen, yani birleştirilmiş bir listeye çevirmek istersen şöyle bir şey yaparım. Print derim, zip derim, liste 1, virgül, liste 2. Bakalım tabii bu şekilde yazarsam direkt bana bir nesne olduğunu belirtecektir. Bakın şu nesne. Bu nesnenin sonucunu üretti. Peki ben bunu listeye çevirerek ver dersen bana, listeye çevirerek bu ziplenmiş sonucu bana getir dersen, yani aynı enumerate'de olduğu gibi, bakın karşılıklı eşleştirerek verdi bana. Bakın elemanlarını karşılaştırdı, eşleştirdi ve tuple'a çevirdi. Böylece karşılıklı eşleştirmiş oldu arkadaşlar. Peki tersini yapsaydınız, yani liste 2, liste 1 olsaydı elemanlar da yer değiştirmiş olurdu. Ben bunu set yap dersem, yani kümeye çevir dersem, o zaman ne yapacaktır arkadaşlar? Kümeye çevirecektir. Tuple yap diyelim. Şöyle yapalım, pardon. Tuple. Bunu yap dersem sonucu bana tuple'a çevirerek yapacak. Peki. Az önce enumerate'te ben şey kullanmadım. Dictionary kullanmadım. Yani sözlüğü kullanmadım. Çünkü mantıklı değildi. Sözlüklerde ne oluyordu? İki nokta üstte oluyordu. Fakat burada dictionary, yani sözlüğe çevir dediğim zaman bakalım ne yapacak? Bakın sözlüklerin arasında o iki nokta üstte olması gerekiyordu. Birin karşılığı A, yani bunu key olarak algıladı. Bunu da value olarak, yani anahtar ve değer olarak atadı. Karşılıklı eşleştirdi arkadaşlar. Yani böyle bir kod kullanabilirsiniz. İki tane listeyi yan yana getirip eşleştirip şunu value, bunu da pardon bunu anahtar, bunu da değer olarak atamak isterseniz böyle işlemler yaparsınız. İleride çokça uygulamalar yapacağız arkadaşlar. Yine burada da göstermiş olduk. Peki. Diyelim ki eleman sayısı eşitti. Yani mesela ben buraya 1, 2, 3 bir de 4'ü eklersem. Birinci listede 4 eleman var. İkinci listede 3 eleman var. Ziple bunu gösterirsem ne yapacaktır? Bakalım. Bakın ilk 3'ü, yani eleman sayısını eşleştirdi. Küçük olanı baz aldı. Yani 3 elemanlıya çevirdi. Bunun 3 elemanı var. Bunun da 4 elemanı var. Ne yaptı? Bu şekilde yaptı. Peki ben bunu set olarak tanımlasaydım ne yapacaktı? Bakın yine 3 elemanlı oldu. Demek ki ne yaparsam yapayım, eleman sayısı küçük olanı baz alıyor arkadaşlar. Peki şunu da yapalım. Mesela tamam. Diyelim ki zipin içerisine 3 tane liste koydum. Yani şuraya liste 3 yazıp eşittir dedim. Köşeli parantez içerisinde işte sayılardan oluşsun şöyle. Bunu yapıp gelip bunun içerisine de liste 3 yaparsam arkadaşlar şöyle olur. Üçlü ayırması lazım. Ama sözlüklerde şöyle bir durum yok. Buradaki dictionary'yi silip işte list vesaire yapmam lazım. Yani mesela şöyle yapacaklar. Bir, elemanları şöyle yapıyordu ya. Daha doğrusu. Şöyle yapıyordu. Bir, iki nokta üst üste A yapıyordu. Karşılıklı eşleştirip sözlüğe çeviriyordu.
Fakat üçüncü bir eleman eklersen ikinci bir iki nokta üstte böyle bir sözlük yok. Yani şuraya da 444 yazamak. Doğal olarak diction'ı geçebilirsem hata vermesi lazım mantıken. Yazalım. Bakın hata verdi. Ama listeye çevirirsem yani list olarak tanımlarsam bunu listeye çevir. Önce zip yap, sonra da listeye çevir dediğimde herhangi bir sorun yok. Üçlü kombinasyon yap gördüğünüz gibi. Ne yaptı? Bu, virgül bu, virgül bu elemanları tupla çevirdi. Sonra 2, B ve 2222'yi aldı. Yan yana yazdı. Yani bu şekilde de kümelendirmeler yapabiliyor. Tuple yani elemanlarını demetlere çevirebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçlü kombinasyon olur. Buraya isterseniz set de yazabilirsiniz. İsterseniz tuple da yazabilirsiniz ama dictionary yazamazsınız. Çünkü dictionary olursa sanki 3 tane elemanı olan yani value yani daha doğrusu burası value, burası key. Bu ne? Tanımsız sözlükte tanımsız bir ifade olur. Yani iki tane iki adet iki nokta üst üste kullanılamaz. Bir tane iki nokta üst üste kullanılır. O yüzden burası dictionary'nin tanımına uymuyor arkadaşlar. Şimdi bir uygulama yapalım. Basit bir uygulama. Şöyle yapıyoruz. Mesela bir tane isim listesi var. İsim listemiz şu. Hazır getirteyim pardon. Şuradan isim listemiz var. Bunlar çalışan listesi. İsim listesi olarak yazdım. İşte Abdullah, Abdüsselam vesaire vesaire. Tamam. Enter'a bastım sonra. Birkaç tane enter yapalım da şuraya. Ben bir de bunların çeşitli verilerini almak istiyorum. Mesela departmanlarında ayrı bir liste olarak tutuyorum. İkinci bir liste. Bu şu anlama geliyor. Abdullah Kaya aslında pazarlama departmanı. Fakat departmanlar ikinci bir listede. Departman listesi diye bir liste. Abdullah Kaya pazarlama departmanı. Abdüsselam bilgi işlem demiş. Vesaire vesaire. Şimdi bunları karşılıklı eşleştirmek istiyorum. İsterseniz başka parametreler de koyabilirsiniz. Maaş listesi mesela. Maaşlarını da ayrı bir liste olarak görmek istiyorum. Farklı bir liste. Tamam. Şimdi biz bunların hepsini eşleştirmemiz gerekiyor. Abdullah Kaya pazarlama ve şu kadar maaş oluyor. Bunları eşleştirmek için tabii ki zip komutunu kullanmamız lazım. Bunu da yapalım arkadaşlar. Şöyle yaparız öncelikle. Bunları şöyle yapalım. Listeye çevirebiliriz. İsterseniz for next öncüsü de yapabilirsiniz. İsterseniz brütten nete maaş da hesaplayabilirsiniz vesaire. Öncelikle bir zip komutunu kullanalım. İşte mesela diyelim ki print. Neyi print yapalım? Zip. İşte isim listesi, virgül, departman listesi, virgül, maaş listesi. Yani bu direkt bana hiçbir sonuç üretmez ama ben bunu tekrar önüne liste yazarsam bunu listeye çevirerek ver bana dediğim zaman bakalım Abdullah Kaya pazarlama bu kadar maaş. Şu bu iş, bilgi işlemde bu kadar maaş alıyor gibi sonuçlar üretiyor. Tamam. Hatta önüne yıldız işareti de koyalım. Aralarına virgül yerine boşluk koysun diye. Yaptı. Bakın aralarına virgül yerine boşluk koydu. Hatta bir de virgül separator eşittir. New line diyelim. Bakın her birini alt alta yazmış oldu arkadaşlar. Tabii ben burada eleman sayısını eşitleyecek şekilde yaptım. Mesela en son Tahsin üretim 9000 küsür. Bakalım en son kişi Tahsin üretim maaş tutuyor mu 9000 yazıyor. Evet tuttu. Hepsi de birbirini tutuyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani zip komutuyla hepsini birleştirdiniz. Peki şunu yapalım. Burada bir de soru listesi oluşturalım. Departmanları birer defa getirelim. Hangi departman olduğunu görelim diyor. İşte muhasebe departmanı çalışanları %30, üretim departmanı %25 ve diğer departmanları %20 zam yapacak mesela. İşte sonucu da işte bir sözlüğe atayım diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biz mesela işte böyle bir kod oluşturduk. Hepsini tek tek eşleştirebiliyoruz zaten. Tamam. Bizden şunu istiyor. Bakın soruyu direkt okuyorum. İşte burada görüldüğü gibi çeşitli departmanlarda yer alan çalışanların listesi var. Bunların isimleri, departmanları ve maaşları ayrı listeler halinde tutulmuştur. Şimdi bu verileri kullanarak diyor şu işlemleri. Bir, departman adlarını birer defa getirelim. Böylece hangi departman olduğunu görelim. Tamam yaparız. Çok da sıkıntı değil. Sonra diyor ki muhasebe departmanına %30 zam yap. Üretim departmanına %25 zam yap. Ve diğer departmanlara da %20 zam yap. Tamam. Bu üç listeyi birleştirip bir sözlük yapalım. Sözlüğün anahtarı isimlerden olsun ve değer ise departmanlardan vesaire olsun. Ben bu soruyu olduğu gibi şuraya yazayım ki arkadaşlar netleşsin. Hatta daha yukarıya yazalım.
En tepeye yazalım ki sorular oluşsun. Peki. Şimdi bunları yapalım arkadaşlar. Tek tek yapalım. Öncelikle departman listesini bir yazdır diyor. Nasıl yazdırırız? Print derim. Mesela kümeye çevirip. Neden kümeye çeviriyorum arkadaşlar bu arada? Print. Mesela list departman listesi veya direkt departman listesi zaten bir listeden oluşuyor ama departman listesini direkt yazarsam arkadaşlar bir sürü aynı departman var. Bunun bir anlamı yok ama hepsini birer kere görmek istiyorsam bunu kümeye çeviririm. Küme nasıl çalışıyordu arkadaşlar, hatırlar mısınız? Küme ne yapıyordu? Tekrar eden elemanları siliyordu. Ve rastgele yazıyordu tabii ki, sıralamayı da rastgele yapıyordu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şey çıktı burada, gördüğünüz gibi. 7 tane departman var. Ama ben direkt bunu direkt yazdırırsam belki 100 tane kişi varsa 100 tane farklı departman varmış gibi görürüm ama bunların tekrar edenlerini sildiği için o yüzden şuraya set komutunu koydum. Yani bunu önce bir kümeye çevir. Peki. Böylece yapmış oldum. Şimdi ikinci soruda ne diyordu arkadaşlar? Departman adlarını birer defa gelin. Böylece departmanların hangileri olduğunu gören. Muhasebe departman çalışanlarının %30 vesaire vesaire zam yapılacak diye. Peki. Şöyle yapalım. Yeni maaşlar, yani zam sonrası maaşlar üzerinden bir işlem yapalım. Bunun için de şöyle bir algoritma kuralım. Ben bu üçünü birleştirirsem, mesela print dersem, işte zip isim listesi virgül departman listesi virgül maaş listesi. Bunu az önce de yapmıştık. Sonra da bunu liste çevirip bunu bana ver dersem sonucu üretiyordu. Tamam. Bunu zaten yaptık. Ben şunu yapabilirim arkadaşlar. Buradaki kodu, yani hiç liste kullanmadan da olur. Ben sadece buradaki kodu kullanarak şunu bir keseyim. Bir for next döngüsü yapalım. For x in şunun içerisindeki verileri bana getir diyorum. Önce bu az önceki yaptığımız şunun içerisindeki her bir eleman için ben şunu yaparsam print x'i getir bana dediğimde tek tek şunları verir. Bakın bu bir eleman. Bu da bir eleman vesaire. Bunları vermesi lazım. Bakalım adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın hepsini verdi. Fakat ben şunu yaparsam, bakın çok büyük bir kolaylık. Bunları karşılıklı getirdim ya. Ben şunu yaparsam x, y ve z yazarsam buraya bu şu anlama gelir. Bunlar her bir eleman bu şekilde yazıldı ya. X için şunu atar. Bunu kendi alt elemanlarını böler bu sefer. Abdullah Kaya'yı atar. Y için departmanı atar. Z için bunu atar. O yüzden ben bunları daha mantıklı bir isim atayayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Diyelim ki işte adı, departmanı ve maaşı diyelim buna. X yerine adi, Y yerine departmani. Buna da maaş diyelim. Bu şunu yapacaktır doğal olarak. Adı olarak bunu atayacak. Yani şuradaki kodu buna atayacak. Buradaki kodu buna atayacak. Buradaki kodu da buna atayacak. Doğal olarak ben buraya işte print adı dediğim zaman ne yapacaktır? İsimleri verecektir. Print departmanı dersem departmanları verecektir. Gördüğünüz gibi. Yani şuradaki ziplenme sonrası, zip kodu sonrasındaki elemanları üçüne atadı. Çünkü bunlar üç elemanlı. Peki, bunu yaptıktan sonra ben artık gerekli işlemleri yaparım. Derim ki işte if derim. Şuraya print yapmak yerine şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki madem ben artık bu üçlü atamayı yaptım. If diyeceğim departman. Departmanı eşittir. Mesela neye eşit olsun arkadaşlar? Şöyle yapacağım. Ne demiştik? Soru listeme bakıyorum. Soruda ne demişti? Departman muhasebe ise %30 zam yapacak. Tamam. Yapalım. If departman çift eşittir diyorum. Muhasebe büyük harf küçük harfe de dikkat edelim de. Muhasebe ise ne yap diyorum? Maaşı, yeni maaşı atamasını yap diyeceğim. Maaş eşittir diyeceğim. İşte şudur diyeceğim. Ne yapacaksınız? Onun için öncelikle yeni maaşlar için ayrı bir liste oluşturalım. Tabii şunu yapamazsın işte maaş eşittir. Yani şöyle bir kod çalışmaz. Maaş eşittir işte şu 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 gibi bir şey yapamazsın arkadaşlar. Çünkü bu listenin içerisinde bir eleman yapmanız lazım. Onun için şöyle bir şey yapıyorum. Yeni alt çizgi maaşlar.
ya da maaş, neyse işte yeni maaşlar diye bir liste tanımlayalım. İstiyorum içi boş olsun. Tamam. Yeni maaş diye bir liste tanımladım. Tamam. Ben şunu yapıyorum. Bu birinci elemandan son elemana kadar gidiyor ya. Şöyle listeme artık yeni maaşları yeni listeye ekliyorum. Yeni maaşlar nokta append diyorum. Ne yapacağım? İşte kaç ekleyelim? İşte %30 demiştik. Şuradaki maaşı getir buraya. Maaş çarpı 1,3. Öyleydi değil mi? Bakın muhasebesi 1,3 ile çarpıyorum. Bunu yap diyorum. Fakat şurada şöyle bir şey de olur. Hani maaşın küsuratı çok fazla olduğu için şunu round şöyle yapalım arkadaşlar. Dışına round yazalım ki yani çok da şöyle round yazalım dışına. Şöyle parantez alalım. Round virgül 2. Yani virgülden sonra 2 basamağa kadar yap. Çünkü 1,3 ile çarptığımda nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyorum. Yeni maaşları bu şekilde yap. Peki buraya kadar tamam değil mi arkadaşlarım? Bunu yaptık. Tamam. Buraya kadar yaptık. Zam oranı da %30 olarak aktardık. Şunu da yapabilirsiniz. Yani bu kişiye ne kadar zam yapıldı onu da görmek istiyorsanız. Buraya bir tane daha zam oranı eşittir list diye de bir şey tanımlayın. Yani bu kişi birinci kişiydi zaten. Mesela birinci kişinin maaşı %30 zam yaptı diyelim eğer muhasebe ise. Bakın pazarlama birinci kişi için değil de. Şöyle yapalım. Bu kişiye yapılmış olan zam oranı da eşittir. İşte 0,3 olduğunu belirtelim. %30 yapıldı ya. Pardon yanlış yaptım. Append yapmam gerekiyordu. Append 0,3'ü ekle buna. Tamam. Muhasebe ise bunları uygula. Peki bir adım daha ileri atalım. Else if. Else if. Peki bu değil de bu kişi ne demiştik? Üretimse yani departman eşittir. Büyük büyük yazıyorum arkadaşlar. Eğer departman şuysa o zaman şunu yap. Ben bu kodları olduğu gibi kopyalıyorum. Diyorum ki yüzde kaç demiş? %25. %25 zam yap. Ve buna da 0,25 yaz. Tamam. Yani departman muhasebesi bunları yapacak. Departman eşittir. Yani bu değil de departman üretimse bu sefer bunu yap. Bunun dışında kalan hepsi için else diyorum. O zaman oraya da şunu yap diyeceğim arkadaşlar. Bunun dışında kalan hepsi için de %20 zam yap. Yani 0,2. Peki buraya kadar tamam anlaşılmıştır. Sonucu bana ekrana yazdır. Yazdırırken tabii en dışa çıkıyorum. For döngüsünün en dışına. Bütün bu işlemleri yaptı. Diyelim ki çalıştırdık. Yaptı. Ama sonuç yazmayacak ekrana. Niye? Çünkü ben yaz demedim ki. Onun için şunu yapacağım arkadaşlar. Ekrana bunu yazdır. Print diyeceğim. Şöyle yapıyorum. Liste oluştur. Sonucu liste olarak ver bana diyorum. Neyin listesini arkadaşlar? Zipleyerek bana ver bunu. Zip. Tamam. O zaman şunu yap. İsim listesini bana getir. Öncelikle zip'i şöyle oluşturuyorum. Şu isim listesini zip'e ekle. Karşılıklı. Sonra departman listesini de kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Departman listesini de bunun yanına koy. Bir gün maaş listesini de koy. Sonra yanına zam oranı listesini de koy. Ve en sona da yeni maaşı da yeni maaşlar listesini de yan yana koy. Yani ne yaptım? İsim listesi zaten bunları ve maaşları yan yana koymuştuk. Şimdi her biri için yeni maaşlar diye de karşılıklı bir liste oluşturduk ya arkadaşlar. Yeni maaşlar ve zam oranı da oluşturduk. Doğal olarak mesela Abdullah Kaya. Pazarlama departmanında pazarlama olduğu için bunu geçti. Bunu da geçti. O zaman %20 zam aldı. Doğal olarak Abdullah Kaya için bu listeyi oluştururken bu yeni maaşlar adındaki listenin ilk elemanı Abdullah Kaya'nın 1,2 yani şu maaşın 1,2 ile çarpılmış hali oldu. Zam oranında 0,2 yazdı. Yani ilk eleman bu oldu. Sonra da bakın hepsini ürettikten sonra işte burada kaç kişi varsa hepsi için birer eleman üretti. Maaş oranı, zam oranı vesaire hepsini üretti. Sonra da en son dedim ki bunları birleştirerek bana bir liste üret ve bunu yazdır dedim. Bakın ne yaptı? Abdullah Kaya. Pazarlama departmanı mevcut maaşı bu. Zam oranı %20. Yeni maaşı bu. Abdüsselam bilgi işlem 0,2 aldı.
Şöyle ilerleyen mesela bir muhasebe var mı burada? Yönetim var, finans var, yönetim var. Ha, muhasebe. Mesela şu kişi muhasebede. Eski maaşı buymuş, %30 zam almış ve bunu üretmiş. Evet. Finans, bilgi işlem başka ne demişti arkadaşlar? Maaş, üretim. Üretimde birisi var mı mesela? Bir bakalım. Üretim, üretim, üretim. Göremiyorum henüz. İnsan kaynakları vesaire. Mesela burada üretim var. %25 zam aldı ve yeni maaş bu. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu örneği arkadaşlar yaptık. Biraz uzun bir örnek gibi oldu ama faydalı olduğunu düşünüyorum. Farklı bakış açılarıyla nasıl üretiriz? Bunu görmüş olduk. Peki bu elemanları tek tek görüntülemek istersek şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şuradaki zip kodunu kullanırım. Ben bunu alırım bir for next döngüsüyle şuraya yazdırabilirim. For derim işte x in şu derim işte print x derim. Bunu yaparsam ne olur arkadaşlar? Hepsini tek tek yazdırır ekranı. Şurada gördüğünüz gibi şuradan başladı tek tek yazdı. Fakat ben şunu yaparsam işte isim, departman şunları da ayrı ayrı görmek istiyorsam birkaç tane yani buradaki eleman sayısı kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane değişken yan yana koyarsam bu sefer eşleştirerek verir bana. O yüzden ben şunu yapıyorum. İşte diyeceğim isim diyeceğim mesela. Departman eski maaş zam ve yeni maaş. Şöyle diyeceğim isim departman eski alt çizgi maaş virgül zam oranı veya zam diyelim. Şey yukarıdakiyle aynı olmasın diye zam ve yeni maaş diye bunları atıyorum. Ne yapacaktır? İsim kelimesine şunu atacak mesela ilk kişi için isim departman eski maaş bu zam bu yeni maaş bu. Peki bu sefer print'i değiştiriyorum. Print diyorum. Şöyle çift tırnak içerisine bir yazalım işte. İşte şu departmanda çalışan şu kişinin maaşı şudur. İşte tutarı da bu kadardır gibi bir şey yazdıracağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mesela diyelim ki süslü parantez adındaki çalışanın işte eski maaşı şöyle TL departman mı önce yazanıyor? Çalışanın departmanı şöyle olup eski maaşı şu kadar TL zam oranı işte şu kadar ve yeni maaşı ise şu kadar TL'dir diyelim. Peki nokta format. Açtım parantez. Şimdi önce ismi yazdırmam lazım değil mi? Buraya isim virgül. Çalışanın departmanı şu olup yani buraya da departman. İkinci parametre departman. Eski maaşı şu kadar TL diyor. Buraya da doğal olarak eski maaş yazıyorum. Zam oranı doğal olarak şuraya zam yazmam lazım. Ve yeni maaş yani şu kodu yazalım. Yeni maaş. Tamam. Çalıştıralım bakalım ne yapacak. Evet mesela Tahsin şu adlı kişinin adındaki çalışanın departmanı üretim olup eski maaşı şu kadar. Zam oranı 0,25 yeni maaşı şu kadardır dedi ve yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu işlemi gerçekleştirmiş oldu. Evet, şimdilik bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.